Yani ben o çantaya bakmasaydım, Melisa'nın kolyesini de görmeseydim, saf gibi inanmaya devam edecektim ona. Ya ben yara bandı mıyım? Alnımda itinayla eski sevgiliniz unutulur falan mı yazıyor? Ablacığım. Ha, Nazlı öyle. Hatta seni kullanıyordur. Bir gram sevmiyordur. Melisa'yı unutunca da seni hop şutlayacaktır. Bir şey söyleyeyim mi? Kesin arkandan konuşuyordur. Ha şöyle. Gerçeklerle gelin bana. Nazlı bunlar gerçekler değil. Felaket senaryoları. Peki bunları duymak niye beni ferahlatıyor? Çünkü manyaksın. Ha evet manyağım. Benden hoşlandığı falan da yoktur kesin. En kötü ihtimallere inanma konusunda çok başarılısın ablacığım. Ben sabahlar uyandığımda güne başlarken bugün ne yesem diye düşünmeyi özledim. Artık uykularda reklam arası gibi. Reklamların başrolü de savaş. Gece yatarken dert düşün. Uyandığında da bunu düşünmeye devam et. Ben gerçekten çok yoruldum. Ya ben sana kıyamam. Yok ama. İnsan böyle yaşayamaz. Ben fabrika ayarlarıma geri dönüyorum. Eğer ben bundan sonra savaşın adını ağzıma alırsam terlikle vurun. Büyük konuşma. Konuşurum. Çünkü bu sefer gerçekten bitti. Gel. Gelin bakayım ya annemize. Sabah sabah bu yamaçlığı neye borçluyuz peki? Aşklarım. Senin o kızın var ya, o kızın Zafer denen herifle evlenecek. Bitti. Ben esnaf adamım. Kendime laf getirtmem. Yapma ne olur. Bak kızın yarısı taze daha, yapma. Ya sen ne yarısından bahsediyorsun kadın? Herife yüz vermiş, beraber olmuşlar. Sen daha hala neden bahsediyorsun? Ne konuşuyorsun? Yapma Allah aşkına yapma. Duyuyor musun beni? O Zafer denen herifle evleneceksin. Evleneceksin. Bitti. Gelip seni isteyecek. Sen de paşa paşa evet diyeceksin. Duydun mu beni? Evleneceksin dedim. İşte o kadar. Evleneceksin. Anneciğim, sen iyi misin? Gözlerin doldu sanki. İyiyim aşkım. Ben sizin için canımı veririm. Çok seviyorum sizi ben. Ne olursa olsun bunu sakın unutmayın, tamam mı? Ay kadın resmen gözümüzün içine baka baka yalan söyledi Sevilay. Bu kadın ben değilim dedi, kalktı gitti yani. Güzel. Demek ki tahmin ettiğimizden daha büyük bir açık yakaladık ha? Aynen öyle. Peki Haluk'un tepkisi ne oldu? Vallahi Haluk abi pek inanmadı gibi. Yani baya güneşin tarafını tuttu. İftira ediyorlar falan deyip böyle meseleyi hemen kapatmak istedi. Ay canım benim. O mesele o kadar kolay kapanmayacak. Daha yeni başlıyoruz. Aa, senin aklında ne var? Yarın sabah herkes öğrenecek. Basına vereceğim. Basına? Bu biraz fazla olmuyor mu Sevilay? Tatlım, bütün bunları ikimiz de eğlenelim diye yapmadık değil mi? Sonuna kadar gideceğim. Güneş Hanım'ın gerçek yüzünü herkes öğrenecek. Bir döngüye girdik sanki benim yüzümden. Nazlı'yı kendimden uzaklaştırdım. Nazlı net mi? Çok net. Sana aşık mı oldun oğlum? Yani Aşığım diyemiyorum. Arkadaşım da diyemiyorum. Hoşlanıyorum desem az söylemiş gibi hissediyorum. Değişik şeyler hissediyorum ya. Belki de aşk ilk bakışta değildir. Son bakıştadır. Tanıdıktan sonradır. Eğer Melisa gelseydi bırakır mıydın Nazlı'yı? Ya yapılacak en doğru hareket gidip Nazlı'ya bütün hislerini anlatmak. Dürüstlükten daha etkili bir şey yok. Sen olsan ne yapardın kuzen? Yani ben bunları yaşamıyorum. Ama gidip söylerdim. Sen ne yaşıyorsun? Yaşamıyorum. Sürükleniyorum. Kaybetme Nazlı'yı. Ya belki de başına gelen en güzel şeydir. Bak işin tuhaf tarafı bundan eminim. O zaman geç harekete, yap bir şey. Doğru söylüyorsun sen. Yapacağım dediğini. Gidip anlatacağım, her şeyi söyleyeceğim, konuşacağım. Sanırım ben de. Akşam seni burada bekliyorum. Sahilde bekliyorum. Ben bir şeye bakayım ya. Bilgisayara. Bir şey yüklüyordum, bitmiştir. Tamam bir tanem. Ben de gideyim bir duş alayım. Rahatlarım, kendime gelirim. Anneciğim, sen iyi misin? İyiyim kızlar. Hadi siz bakın keyfinize. İyi o zaman, ben de anneme sarılayım.